Gençliğin gözyaşları, merhabalar. Şimdi en son dik üçgendeydik. Dik üçgenin 5 numaralı köşe taşını gömdük. Şimdi sıra 6 numaralı köşe taşında arkadaşlarım. Devam edelim bakalım. Vira bismillah diyelim. Ne diyormuş ilk sorumuz? Birinci soruda şunu fark ettim dostlar. Bakın bu 4 dediğimiz şu uzunluk bizim kenar ortayımız. Ve dik üçgende dik açıdan inen kenar ortayın ikinci bir görevi vardır demiştim size konu anlatım videolarımızda. Hocam birinci görevi neydi? Bütün kenar ortaylarla aynı. Gittiği kenarı ikiye bölmek. Ama ikinci bir görevi olan tek kenar ortay da bu. Dik açıdan inen kenar ortay ki o da ikinci görevi de hipotenüsü ikiye bölüp böldüğü parçalardan birinin uzunluğuna eşit olmak dostum. Yani hipotenüsün yarısı uzunluğuna eşit olmak. İşte bu üçünün eşit olmasına biz muhteşem üçlü diyoruz ki o halde burada 4, burada 4'tür, yapıştır gelsin. Bundan sonrası da büyük üçgende Pisagor arıyorum arkadaşım. Bakın hipotenüs uzunluğum 8. O halde 8'in karesi eşittir 6'nın karesi artı x'in karesi diyor. Buradan 64 eşittir 36 artı x kare. 36'yı bu tarafa gönderdim. 28 eşittir x kare çıktı. Neyin karesi 28? Tabii ki 2 kök 7'nin dedim. Bursa'dan işaretledim. Geldik ikinci sorumuza. ABC üçgen. Bir sürü eşitlik var ki bu eşitlikler de bakın şuradaki dik açıdan inen hipotenüse inmiş. Bakın şu dik üçgenin hipotenüsüne bir kenar ortay inmiş gördünüz. O zaman burası 7,5 ise bu da 7,5, bu da 7,5. Yani totalde ne yaptı burası? 15 yaptı. Aynı muhabbeti bu taraftan yapalım. Hocam 90 dereceden yine hipotenüse inmiş. O halde 6,5. 6,5'tür ki burası da 13 yaptı. Dostum şunu fark et. Bak bu dik üçgende 12,15. Ney 12,15'ti? 9,12,15'ti. Şuraya bakalım 12,13. Ne 12,13'tü? 5,12,13'tür. Özel dik üçgenlerimizde gördük. Toplamını soruyor bize BC'yi. 9 ile 5'in toplamı Adana yapar dedim. Ve geldim 3 numaraya. Hipotenüs uzunluğu 20 santim olan dik üçgen biçimdeki karton AK boyunca katlandığında şurayı görelim ama C üssü K diktir AB. Ha şekilde göstermiş zaten. Buna göre AC üssü A ile C üssü arasındaki uzunluk nedir diye bir soru soruyor. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk öğretmenim? 1. Katlanmış şekli katlanmadan önceki haline geri açıyorduk ki zaten bu amca kesik kesik çizgilerle bizim için göstermiş. Biz bir daha üstünden şöyle gidelim. Sonra katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşitti arkadaşım. Bunu da yazalım. Hipotenüs uzunluğu 20'ymiş. Burası 10. Burası 10. Bakın şu adam muhteşem üçlü yaptı. Bu da 10 geldi. Bunu yazalım. Sonra şunu görelim dostlarım. Şuradaki 10 santim uzunluğundaki kenar CK katlandı. C üssü K oldu. O halde bu da eşit olacak. Burası da 10. Yani şuraya da 5 kaldı. Bunu da yapıştırdık. Sonra şunu fark ettim dostum. Bakın ikizkenar üçgenin bir kuralıdır ki şurası bu doğru. Mavi üçgenin yüksekliği de oldu. Kenar ortayı da oldu arkadaşım. Hem yükseklik hem kenar ortay benim ismini kayı diye uydurduğum kurala hatırlayınız. Kayı kuralından bu açı ortay da olur. Ve ikizkenar üçgen olur dostum. Demek ki burası 10 ise bu da 10 gelecek demektir. Sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Tabi bu 10'u bulmanın birkaç farklı yolu var. Misal şuradaki üçgende bir Pisagor yaparım. Şu AL'yi bulurum. AL'yi bulduktan sonra bir Pisagor da buradan yapar. Onu tekrar görürüm. Ya da hocam şurada 90 derecenin karşısı 10 iken sadece 30'un karşısı 5'tir muhabbetini görüp bunun 30-60-90 üçgeni olduğunu fark ederim. 30 ise tabii ki bu da 30 ve 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10'u tekrar buradan da bulabilirim. Evet birkaç farklı yolla bulabiliyorduk dostlarım. Böylelikle 6 numarayı gömmüş olduk. Çevirdim arka tarafı ve 7 numaralı köşe taşındayım. Burada da amcalar bize Öklit bağıntısını öğretecekler. Nedir Öklit bağıntısı? Normalde Öklit amcamızın totalde 7 tane bağıntısı var arkadaşlar. 7 tane bağıntı bulmuş. Yememiş, içmemiş. 7 bağıntı bulmuş ki biz bunların 7'sini de bilecek miyiz hocam? Kesinlikle hayır.
Bunların içerisinde en önemlisi birinci öklit bağıntısıdır ki gördüğümüzde zaten soruya bakarsak bu bağıntıyı kullanacağız arkadaşlarım. Burada öğreneceksiniz. Diğerlerini de soru çıkarsa göstermeye çalışırım size. Şimdi ökliti biz diklikten diklik inen, bakın dik açıdan bir yükseklik inmiş. Diklikten diklik inen her soruda öklit yapabiliriz. Peki nedir hocam öklit bağıntısı? Birincisi şu: h kare eşittir p çarpı k. Ve bu bizim en önemli öklit bağıntımız. Hocam h nedir? Diklikten inen dikliktir. P ile k nedir öğretmenim? İşte bu diklikten inen dikliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalar var ya, bunlardan biri p, biri k. Hocam hangisi p, hangisi k? Hiç önemli değil. İstediğini p, istediğini k yapabilirsin. O halde ökliti çakalım hemen. X kare, yani h kare yerine artık x geldi. X kare eşittir 4 ile 9'un çarpımı 36. Neyin karesi 36? Tabii ki Bursa'nın, yapıştırdık. Geldik buna. Çok klasik bir soru arkadaşlarım. İki tane dik üçgen iç içe geçiyor. Ortak yükseklikleri var. Bakın şu yükseklik hem büyük üçgeninden dik açısından inen hem de küçük üçgenin dik açısından inen yükseklik. İstersen önce şu küçük dik üçgende bir hemen ökliti çakalım. 6'nın karesi, bakın yüksekliği 6. Hipotenüsün parçaları BH ile HD. O halde 6'nın karesi 36 eşittir 9 ile şu parçanın çarpımına. Hadi buna da ne diyelim, M diyelim. 9 ile neyin çarpımı 36? Tabii ki 4'ün. Buraya 4'ü yapıştırdım. Şimdi geldik büyük dik üçgenimizdeki öklite. Bakın buradaki büyük dik üçgenimin yüksekliği H dediğim şey X ile 6'nın toplamı. O halde biz ona tabii x artı 6 demeyelim de h diyelim biz buna. H kare eşittir, yani h dediğim şey x ile 6'nın toplamı geldi, tamam mı bu? H kare, parçalarımız 9 ile şuradaki 16 arkadaşlarım. O halde 9 çarpı 16 diyeceğim. 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür. Demek ki h kare 144. Neyin karesi 144? Tabii ki 12'nin. H eşittir 12 çıktı. Yani x ile 6'nın toplamı 12 geldi. Tabii ki 6 ile 6'nın toplamı 12'dir. Cevap Ceyhan'dan gelir. Sakın ha şunu da şaşırmayın. Hocam hep burası 2'ye mi bölünür? Kesinlikle hayır. Şansımıza eşit çıktı bunlar. Evet, 3 numaradayız. ABC dik üçgeni biçimindeki karton A noktasından tabana dik bir şekilde kesiliyor. Ardından sağdaki parçanın HC kenarı soldaki üçgenin AH kenarı ile çakışacak biçimde yapıştırılıyor. Zaten şekilde de göstermiş. Buna göre A üssü B, neresi orası? A üssü B, şurası kaç santimdir diye bir soru soruyor bize. Bakın burada AH'a 6 vermiş. O zaman şuradaki AH da 6'dır. Ve ben bu üçgeni şöyle çevirip yukarıya diktiğimde şuradaki H, A dediğimiz yer aslında AH olacak arkadaşım ki demek ki burası da 6 gelecek. Peki burayı yazdık. Başka şu C üssü H dediğimiz uzunluk, C üssü H, yani burada H C dediğimiz yere denk geliyor. 12'ymiş. Buraya da 12 yazalım. Sonra diklikten diklik indiği için şurada bir öklit çakalım. Bakın 6'nın karesi, yani 36 eşittir. Şuraya P yazarsam P çarpı 12, yani hipotenüsümün parçaları. Ne ile 12'nin çarpımı 36'tır? Tabii ki 3'ün. O zaman P3. Yani BH dediğim yerde 3. Ve toplamını soruyordu bize. Ceyhan'dan paketledim soruyu. Evet, 7 numarada böyleydi dostlarım. Geçtik 8 numaralı köşe taşımıza. Yine öklit görüyorum. İşte burada da ikinci ökliti kullanmamızı istiyor arkadaşlar. İkinci öklit bağıntısını kullanacağız birlikte. Hadi gelin kullanalım. Dostlar, diklikten diklik inmiş. Ben bu soruda öklit yapacağım. Ama haşı bilmiyorum veya bana haşı sormuyor. O zaman birinci öklit bağıntısı değil de ikinciye başvuruyorum. O da yandaki dik kenarın öklit bağıntısı diyorum ben buna dostlarım. Ya bu dik kenarla ya da bu dik kenarla yaptığım bir öklit bağıntısıdır. Nasıl bir şey peki öğretmenim? Şöyle, yandaki dik kenarın karesi, yani bizim sorumuzda 2 kök 5'in karesi eşittir diyorsun. Şimdi hipotenüsün parçaları AH ile HC, yani 2 ile X. Şimdi gelelim buraya. Bakın yan kenarın karesi eşittir.
bu parçalardan yani 2 ile x'ten hangisi o yan kenara daha yakınsa onu alıyorum 2'yi. Ve çarpı diyorum, hipotenüsün tamamıyla çarpıyorum. 2 artı x ile çarpıyorum. İşte ikinci Öklit bağıntısı da budur dostlarım. Sen bunu BC kenarı için de yazabilirdin. Mesela buraya y diyelim şimdilik. Bakın bu yan kenar için yazsaydım y kare eşittir diyecektim. Bu sefer y'ye yakın olan parçayla başlayacağım. Yani x çarpı hipotenüsün tamamı yine 2 artı x diye de bu yan kenarın öklitini de böyle yazacaktım. Tabii şimdi benim burayla işim yok. Şurası çıkartıyor bizim sorumuzu. 2 kök 5'in karesi ne yaptı dostum? 20. 20 eşittir 2 çarpı x artı 2 oldu. 2'ye böldüm. 10 eşittir x artı 2 geldi. 2 ile neyin toplamı 10'dur dedim. Tabii ki Adana'yı işaretledim. Şimdi peki hocam, biz bu ikinci Öklit bağıntısını bilmesek soruyu çözebilir miyiz? Tabii ki çözeriz dostlarım. Hemen şöyle yapacaksınız. Önce şuradaki Pisagor'u görün. Bakın şurada bir Pisagor var. Ve size şöyle bir pratik yol öğrettim ben. Benim hatırım için ezberleyin demiştim konu anlatım videomda. Pisagor'la uğraşmayın. Kök 5'i gördüysek hipotenüste, demek ki dik kenarlardan biri diğerinin iki katı, yani 2'nin 2 katı 4 de olabilir ya da burası 1'dir bu 2 katı da olabilir. Ama hipotenüsü nasıl yazıyordum? Küçük olanın kök 5 katı. Demek ki 2 küçük olan. O yüzden burası da 4'ü yapıştırıyor. Ve bu 4'ü bulduktan sonra bakın birinci Öklit'i yapalım. 4'ün karesi 16, 2 çarpı x. Yani 2 çarpı 8 deyip buradan da bulabiliyorsunuz. Evet, geldik buna. Bakalım bu ne diyor? Yine diklikten diklik inmiş. Şimdi AC diyor. AC'yi görelim. AB'nin 2 katıdır. Yani buraya K, buraya da 2K diyelim. HC, BH çarpı, yani buraya A diyelim. Burasına da K çarpı BH'mış burası. Yani K çarpı A diyelim buraya da. Şunlar o zaman başka bir harf vereyim. MM diyelim bu oranı yazarken. K kaçtır diye bir soru soruyor. Dostum bak ne yapacağım. Soldaki yan kenarın öklitini yazıyor. M kare eşittir. Yakın olan parça A çarpı hipotenüsün tamamı. Yani A artı KA diyor. Şimdi de sağ taraftaki öklit'i yazacağım dostlarım. 2M'nin karesi yani 4M kare eşittir. Bu sefer yakın olan parçamız K çarpı A. Yine hipotenüsün tamamı. A artı KA. Bakın bunları birbirine oranladığınızda K artı AK, K artı AK'yı götürdü. Şu A şu A'yı, şu M kare şu M kareyi götürdü. Geriye 1 bölü 4 eşittir 1 bölü K kaldı. Birileri de götürürsem K eşittir 4. Cevap Ceyhan'dan geldi. Dik kenar uzunlukları 15-20 olan. Bakın bu 15-20 yani 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. Burası da 5'in 5 katıdır yani 25'tir dostlarım. Bunu bir söyleyelim. Sonra diyoruz ki bak öklit yapayım şuradan. Şuraya A diyeyim arkadaşım. Yan kenarın öklitini yapayım. Yani 15'in karesi eşittir. Yakın parça A çarpı hipotenüsün tamamı 25. Şimdi 15'in karesi demek 15 çarpı 15 eşittir A çarpı 25 oldu mu? Gelin bunu 5'e bölelim 3. Bunu 5'e bölelim 5. Bunu bir daha 5'e bölüyorum 3. Bunu da götürdüm 1 kaldı. Yani burada bir tek A kaldı. Burada da 3 çarpı 3 9 kaldı. O zaman şurası 9. Ve burası 9 ise burası da 16. Ve bakın burada 9, 12, 15 üçgeninden yüksekliğimde 12 geldi. Hatta burada da 12, 16, 20 özel üçgenlerimizi gördük. Şimdi katlanmış arkadaşlarım bu adam. Bakın BH katlanmış şöyleymiş öncesinde. Şuradaymış bizim üçgenimiz. B buradaymış. Ve burası 9'du. Ve bu 9 katlanmış şuraya gelmiş. O zaman burası da 9. Şimdi HC'yi biz 16 bulmuştuk. O zaman B üssü C 7 çıktı. Zaten orayı soruyormuş lan. Cevap Denizli'den geldi. Evet, çevirdim arka tarafı ve 9 numaralı köşe taşındayım. Aha, soruda 60 derece gördük. Arkadaşlar bir soruda 30, 45, 60 bu üçünden birini görünce karşısına diklik indireceğiz. Bak hiç soruyu okumana bile gerek yok. İndir şuradan aşağı dikliğini. Kesin bu diklik inecek. 60'ın karşısına indirdim. Sonra 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı olacak 3.
60'ın karşısı kök3 katı olacak da 30'un karşısındakinin o yüzden 3 kök3. Hadi gelin şuraya da y diyelim. Şurada da bir Pisagor çakalım. 2 kök3'ün karesi yani 52 eşittir. 3 kök3'ün karesi 27 artı y kare. 27'yi çıkaralım 52'den. Ne geliyor lan? 25 mi geliyor? Galiba 25. Y kare 25. Y de 5 çıktı. Şurası da 5. Toplamı ne geldi? 8 geldi. Cevap Adana'dan patladı gitti. Geldik buna. ABC dik üçgen. Peki. 30 derecemiz var yine. 16'mız var. Şimdi bak büyük üçgende 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı olur 8. Şuraya baktığında da 6, 8, 10 üçgenidir. Burası oldu 6. Sonra 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısıydı 8. Şuranın tamamı 60 ya kardeşim. 60'ın karşısındaki şu kenarda ne olur? 8'in kök 3 katı. 8 kök 3. Yani 6 ile x'in toplamı 8 kök 3'tür. 6'yı bu tarafa atalım. 8 kök 3 eksi 6 gelir sorumuzun cevabı. İşte benim tahmin sorularımdan bir tanesi sarkaç sorusu arkadaşlarım. Sarkaç sorusu diyorum ben bunlara. Burada salıncaklı sormuş. Bakalım neler olacak. Gergin bir şekilde 60 derece salıncağın oradan yerine yüksekliği 30 santim artıyor diyor. Yerden yüksekliği 30 santim artmış 60 derece dönünce. Buna göre salıncağın uzunluğu nedir? Şimdi salıncağın uzunluğuna x diyelim. Şurası x. İşte senin burada bilmen gereken husus şu. Sen bu salıncağı ne kadar sallarsan salla boyu değişmeyecek. Yani kalemi düşün. Sen bu kalemi ne kadar çevirirsen çevir boyu değişiyor mu? Değişmiyor. Salıncak da öyle. Buraya geldik boyu yine aynı. Ve yerden yüksekliği bu sefer 30 metre artmış. Şöyle olsun. Şöyleydi. İlk başta bu kadardı ya arkadaşım yerden yüksekliği şu kadardı. Şimdi ne oldu? 30 metre arttı. Şurası 30. Şuraya kadar olan kısımda x mi kardeşim? Gel şimdi buradan hemen şuradan 90'ımızı çekelim. Dik üçgenimizi yapalım. 60'ı gördük ya 90'ı indirdik karşısına. Şimdi 90'ın karşısı x ise hatta 2x diyelim mi? Güzel sayılarla uğraşalım. Şurası da 2x. 90'ın karşısı 2x ise 30'un karşısı yarısı olur x. O zaman buraya da x kalır. Ve sen şu dikdörtgenden x'in 30 olduğunu ama bize 2x'i soruyor. O zaman 60 olduğunu gördün kardeşim. Cevap edildi. Evet 9 numara da tamamdır. Şimdi kaç tane köşe taşımız kaldı bir bakayım. 10 var. 11 var. Bir de 12 var. Sonra tarama testine geçiyor. O zaman 3 tane köşe taşımız kaldı. Biz burada duralım. Sonrasını bir dahaki videoya saklayalım. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.